TV'den herkese merhabalar. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy olası İstanbul depremi için kritik uyarılarda bulundu. Şimdi kendisiyle konunun detaylarına ilişkin konuşacağız. Sayın Ersoy, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Ersoy. Olası bir İstanbul depreminden söz ettiniz. Detayları sizden dinleyelim. Tabii yani gelecekte Marmara Denizi'nde 7'nin üzerinde bir deprem bekliyoruz. Bu herkesin malumu. Tüm yer bilimci arkadaşların, jeologların, jeofizikçilerin ortak görüşü ve tarihsel süreçler içerisinde de 7'nin üzerinde 7.5'a varan depremler olduğunu biliyoruz zaten. Bu bölge için en tehlikeli senaryo 7.5 büyüklüğündeki bir deprem. Geçen bu konuda açıklama yaparken şöyle bir düzeltme yapmak zorundayım. Depremlerin tarihlerini önceden bilemiyoruz. Dolayısıyla bir gün, bir tarih vermek mümkün değil. Hı hı. Yani sadece Türkiye için değil, tüm dünyada gününü, tarihini, büyüklüğünü söylemek mümkün değil. Fakat biz neyi biliyoruz o zaman, neyi ifade ediyoruz? Evet. Şöyle ki, tarihsel dönemler içerisinde Marmara Denizi'nde İstanbul ve çevresinin geçirdiği büyük depremlere bakarak bunların gelecekte tekrarlanacağını ifade ediyoruz olasılık hesaplarına göre. Mesela 1766'da, yani yaklaşık bundan 250 yıl önce 1766'da büyük bir deprem var. Bu depremin periyodik süresi dolduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla yakın bir tarihte, ama gün veremiyoruz. Ne zaman doluyor bu süre Sayın Ersoy? Süre doldu. Süre doldu ama bugün de olabilir. Bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra da olabilir ama sürenin yaklaştığı, gerilimin yüksek olduğu ortada. Bunda herkes aşağı yukarı hemfikir. İşte bu deprem olmayan süreyi de iyi değerlendirmek için ve Marmara'nın, İstanbul'un önemini bildiğimiz için sürekli bu şeyi vurguluyoruz. Ama bu açıklamalar geçenlerde biraz yanlış vurgulanmış. Sanki bu yılı kastediyormuşuz gibi bir yıl içinde 7'den büyük deprem olabilir diye benim ağzımdan bir açıklama olmuş ki bu çok çok doğru değil. Çünkü bir yıl içinde değil, tarihsel dönemler içerisinde Marmara Denizi'nin içindeki depremlerde bir yıl içinde 7'den büyük iki depremin olduğu zamanlar var. İşte evet. Bu 1766 yılında çifte deprem var. En son 1999'da Kocaeli ve Düzce depremleri var. Bunlar da çifte deprem. Yani şunu vurgulamıştım. Marmara Denizi'nin çifte deprem oluşturma kapasitesi de var. Hı hı. O bakımdan hakikaten çok öneme sahip, stratejik bir yer. Ve bizim için de ciddi sıkıntı yaratır, maddi manevi. Ve bunun çok önemli bir uluslararası sorun olduğunu da vurgulamıştım. Evet, Sayın Ersoy, peki öyleyse şimdi siz gerilimin arttığını söylüyorsunuz ve bu sürecin yaklaştığını artık. Peki nasıl sorunlar doğurabilir? Yani İstanbul'u neler bekliyor öyleyse ve en yıkıcı bölgeler hangi bölgeler olacak? Hemen söyleyelim. İstanbul neden önemli? Neden daha çok konuşuyoruz? Şöyle ifade edelim. İstanbul'da nüfus çok fazla. 18 milyona yakın nüfus var. Bina sayıları açısından baktığımızda 2 milyona yakın bina, 5 milyona yakın bağımsız birim var. Evet. Marmara İstanbul'dan ibaret değil. Bunu Marmara'daki tüm illeri de koyduğumuzda yaklaşık nüfusun 30 milyona yakın. Yani Türkiye'nin 1/3'ünün burada yaşadığını görüyoruz. Yapı stoğu da 6 milyona yakın binanın olduğunu biliyoruz. Peki başka neler var burayı önemli kılan? Önemli sanayi tesisleri burada. Önemli kritik tesisler burada. Ve Asya ile Avrupa ve diğer kıtalar arasında önemli bir tedarik köprüsü burası. Yani buradaki bir deprem sosyal yaşam rutinlerini ve ticareti askıya almamıza neden olabilir. Bu da neredeyse milli güvenlik sorunu haline gelebilir. Çünkü çok maliyetli bir şey depremler. Biliyorsunuz en son 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde 100 milyar doların üzerinde bir kaybımız olmuştu ekonomik olarak. Tabii insanların kaybını katmıyoruz. Bu karşılığı yok çünkü. Yani evet. Maddi bir karşılığı yok. 50 bin üzerinde insan hayatını kaybetmiş
100 bin insan da yaralanmıştı. Şimdi önümüzde böyle bir bilanço varken Marmara Denizi'ndeki depremi önemsememek gerçekten büyük bir kumardır. Yani öyle bir kumar ki kaybedebileceğiniz bir kumar. Bir dakika içerisinde milyonlarca dolar parayı, ekonomik bütçenizdeki parayı kaybediyorsunuz. Büyük kayıplar olabilir. Yani bu da bizim belimizi doğrultmamızda güçlükler yaratabilir. O yüzden Marmara'daki ve İstanbul'daki depremi biraz daha konuşmak ve bir an önce atılım yapmak zorundayız, girişim yapmak zorundayız. Çünkü hem yapı stoğunda hem zeminde ilgili sıkıntılar olabilir. Malum biz İstanbul'un jeolojisini şöyle ikiye ayırabiliriz. İstanbul'un merkezi Türkiye'nin en sağlam kayaçlarından oluşmaktadır. Biz şimdiye kadar bütün depremleri, tarihsel depremleri bu sağlam zemin üzerinde yaşamıştık. Üzerindeki yapı stoğunda. En son, hangi bölgeden bahsediyorsunuz tam olarak? İstanbul'un merkezi kısmını, yani Şişli bölgesi sanırım, değil mi? Özellikle Eminönü, Fatih, Zeytinburnu bölgeleri biliyorsunuz eski İstanbul olarak, evet, ifade ediliyor. Onun çevresi daha farklı alanlar. Şimdi Anadolu yakası mesela sağlam kayaçlar. İşte Haliç'in kuzeyindeki yerleşim alanları sağlam kayaçlar üzerinde. Ama Avrupa yakasının Haliç güneyindeki, ona yani ilçe olarak da söyleyebiliriz. İşte Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Silivri, Bayrampaşa bölgesi gibi ilçeler daha zayıf zeminler üzerinde. Yani burada yapı yaparken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani bundan şu sonuç çıkmaması gerekiyor yalnız. İşte İstanbul'un yarısı sağlam, yarısı çürük zemin diye bir sonuç çıkarırsak yanlış olur. Siz bizim çürük zemin diye tabir edebileceğimiz bir bölüm üzerinde ona uygun çok sağlam bir bina yapmışsanız size bir şey olmaz. Çok güvendesiniz. Tam tersine işte bir Şişli'de çok sağlam dediğimiz ya da Anadolu yakasında Kadıköy'de çok sağlam dediğimiz bir yerde kötü bir binanız varsa yine depremden etkilenirsiniz. Daha tehlikedesiniz demektir. Yani bu bakımdan insanların kaçması, göçmesi için bir konuşma değil bu. Tam aksine güvenli yerlerde olmak adına dikkat etmemiz gereken hususlar var. Ona dikkati çekiyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un kentsel dönüşüm gibi bir projesini uygulamak da o kadar kolay değil. Niye? Çünkü kültürel yapıların olduğu alanlar var, yeni yerleşim alanları var. İşte geçmiş yıllar içerisinde son 50 yılda sosyoekonomik baskılarla hızla gelişen ama çarpık gelişen bölümler var. Gecekondu bölgeleri var ve bu yapı stoğunun yarısından fazlası oturma izni olmayan ruhsatsız binalar ve yönetmeliğe uygun değil. Şimdi buralarda bir yıkımı öngörmek bir kehanet olmaz. Sıradan vatandaşın bile görüp karar verebileceği şeyler bunlar. Bu söylediğim semtlerde sokak aralarında dolaştığınızda yıkılacak binalar hemen karşısında çıkacaktır zaten. Böyle bir gerçeklik varken İstanbul'da kentsel dönüşümün 24 yıl gecikmiş olması gerçekten iç acıtıcı. Çünkü 24 yıl az bir zaman değil. Hiç mi bir şey yapılmadı? Elbette bir şeyler yapıldı ama bizim söylemek istediğimiz yeterli değil. Yani şimdi siz bana sorsanız depreme hazır mıyız? Evet. Hazır değiliz. Hazır değiliz. Maalesef hazır Peki, değiliz. Peki hazır değiliz diyorsunuz. Öyleyse can kaybı maalesef kaç seviyelerine ulaşabilir? Şöyle yani yetkililerin de resmi açıklamalarda 100 bin binanın yıkılabileceği öngörüsü var. Bu senaryolarda bu çok fazla sayı, yani içinde yüz binlerce insanın hayatını kaybedebileceği bir şeyden söz ediyoruz, bilançodan söz ediyoruz, ekonomik kayıplar öyle. Dolayısıyla hiçbir vatandaşımıza öl diyemeyiz, onlara bir çare bulmak zorundayız. Çünkü biz sosyal ve hukuk devletiyiz.
kanunlarımız gereği vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Yani ekonomik koşulları yeterli gelmeyen vatandaşlar daha iyi bir yaşamı hak ediyorlar. O bakımdan bu kentsel dönüşümün önündeki yasal düzenlemeler, hukuksal düzenlemeler, finansal sorunların halledilmesi gerek. Ve biliyorsunuz deprem şurası yapıldı yakın bir zamanda. İşte tam da bu söylediğim kentsel dönüşümün önünde neler engel oluyor? Bunları kaldırmak üzerine komisyonlar kuruldu. Bir an önce bunları halletmek için çok hızlı bir çalışma var. Onları biliyoruz. Bu çalışmalar neticesinde kentsel dönüşüme hızlı girilecek. Ama bunun da beraberinde getirebileceği riskler de var tabii. Bunu da söylemek gerekir. İşte vatandaşın ekonomik koşullarının yeterli gelmemesi, bunlar da önemli sorunlar. İşte yasal sorunların halledilmesi gerek. İşte vatandaşların mesela apartmanda ikamet eden insanların 1/3'ünün kabulü gerekiyor. Bunu daha hızlandırmak için %50 indirseniz bu sefer duyduğum kadarıyla mülkiyet hakları devreye giriyor. Yani aslında yapılmak istememesinden değil de bazı sorunlar var. Bu sorunların aşılması gerekiyor şeyde kentsel dönüşüm şeyinde. Ama sizi depremde beklemez. Yani eninde sonunda yıkıcı depremler Marmara'yı da vuracak. Çünkü sadece Marmara Denizi'nin içerisinde değil, güney tarafında da, güney Marmara'da da bazı fay zonları var. Burada da depremler olabilir. Ve İstanbul'u yapı stoğunu düşündüğümüzde bütünüyle yönetmeliklere uygun değil. En son 2018 yönetmeliği çıktı ama 2018 yönetmeliğinde bile, yani buna göre yapılmış binalarda bile Hatay, Kahramanmaraş depremlerinde ciddi zararlar meydana geldi. Demek ki yönetmeliklerin bile tekrardan bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani bu işin çözüm noktası uygun zemine uygun binalar yapmak. En güvenli şey, sonuç böyle elde edilebilir. Evet. Ama bunu söyleyebiliyor muyuz? Hayır. İstanbul'da işte en ağır hasarlı olabilecek bina sayısını 100 bin demiştik. Bunun dışında orta hasarlar olabilecek rezerv alanları bulmanız gerekiyor. Toplanma alanları meselesi var. Evet. Ya bu sorunları ard arda eklediğinizde henüz çözülmemiş problemlerin bizi beklediğini görüyoruz. Evet, Sayın Ersoy, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta acaba? Belki şeyi de söyleyebiliriz. Marmara'daki bir denizden depremden söz ettiğimiz zaman tsunami ile birlikte konuşmak gerekiyor. Çünkü öyle bir tehlike de var Marmara kıyıları açısından. Yani bir planlama yapılıyorsa kıyıların da tsunami tehlikesine göre yeniden mekansal planlanması gerekiyor. Hem kıyı yapıları açısından hem de normal konutlar açısından mekansal planlama artı tsunami konusunda farkındalığın arttırıcı eğitim çalışmaları ve kıyı düzenlemelerinin yapılması gerekir. Sayın Ersoy, tekrar teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, İstanbul'da görülecek olası bir depreme ilişkin deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.